Bugün hava eksi derecenin biraz üzerine çıkınca, yani bir oldu, o da çok sıcak değil ama biz de bunu değerlendirelim diye yollara düştük, Kayseri'ye geldik. Bakalım neler göreceğiz. Seçilcim, nereye geldik? Kayseri Kale'ye geldik. Ne zaman yapıldığı belli değilmiş galiba, değil mi? Vallahi tarihçesini öğreneceğiz. Meydan kapının orada orta kısımda var hanımefendi şey. Tamam. Oradan okuruz. Peki. Romalılar. Romalılar zamanında mı? Roma, evet, Roma. 244 yılında. Oo. Bak neler var burada, görüyorsunuz değil mi? Seçilciğim, şu anda polarize filtre taktım. Videoyu o şekilde çekiyorum. Heh, ne değişecek? Bilmem, seyirciler karar verecek. Anladım. Ya, nasıl sevgili, fotoğraf çekmek kolay ailesi. Güya biz hava sıcak diye çıktık ama donuyoruz. Kayseri ay çok soğuk. 5 dakika geldik kalenin içinden buraya, ellerimiz dondu, o kadar soğuk. Ben Erdinç Amaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Bugün size bahsedeceğim konular, bir önceki içeriğimle de biraz bağlantılı konulardan bir tanesi, filtreleri kullanmak. Filtreyi ne gibi düşüneceksiniz biliyor musunuz? Dışarı çıktınız, güneş çok parlak. Ne kullanıyorsunuz? Gözlük kullanıyorsunuz. Kiminiz polarize gözlük kullanıyor, kiminiz aslında koyulaştırılmış cam kullanıyor. Bunlar da filtreler aynı şey. 3 tip filtre var. Daha çok var da esas bugün bahsedeceğim 3 tip filtre olacak. Bir tanesi UV filtre. UV filtre bir kere olmazsa olmazlarınızdan bir tanesi olmak zorunda. Çünkü hangi lensi alırsanız alın, sadece güneşin yansımalarından korumakla kalmayacaktır. Lensinizi de olur ya, olası darbelere karşı koruyacaktır. İkincisi bence mutlaka olmazsa olmazlardan bir tanesi polarize filtredir. Polarize filtre, şimdi size şöyle göstereyim. Bir beni böyle bakın, bir de böyle bakın. Yani bayağı fark ediyor. ND filtre ise çok daha değişik yerlerde kullanabilirsiniz. Gündüz çekimlerinizde yavaşlatmak istediğiniz noktalarda kullanırsınız. O zaman stopunuzu bayağı. Mesela bu 10 stopluk bir ND filtre birdenbire karartır ortalığı, gördüğünüz gibi. Nasıl? Yani. Bununla başka şekilde kullanırız. Şimdi size bu filtreleri nasıl kullandığımızı ve kullanma neticesinde ne gibi farklar olacağını göreceğiz. Ne olurdu? Evet sevgili dostlar, önce ND filtreli bir çekim yapacağız. Sonra ND filtresiz bir çekim yapacağız. Çıkartıyoruz. Dikkat edin, düşürmeyin, kırmayın. Pahalı şeyler. Şimdi bunun bir de videosunu çekelim isterseniz. Videoda nasıl gözükeceğini anlarsınız. Bu ND'siz. Şimdi tekrar ND'mizi takalım ama ND'mizi bir silelim önce. Elimizdeydi çünkü. Filtrenizi takıp çıkartırken mutlaka yanınızda bir bez olsun. Ve onları temiz tutmaya da özen gösterin. Yoksa resim kalitenizi çok ciddi ya da işte video kalitenizi çok ciddi bir biçimde etkilemiş olursunuz sevgili dostlar. Hani şeye benziyor bu, gözlüğünüzü takıyorsunuz ya, gözlüğünüz kirliyken nasıl gözüküyor, bir de temizken nasıl gözüküyor. Aman dikkat edin, siz de olun, dikkat edin. Şimdi ND filtremizi takalım. Çok güzel takıyorum değil mi? Sonra ND buradan ayarlanan bir şey, onu ayarlamayı unutmayın. Evet.
ND filtre videomuzu da çekmiş olduk. Şimdi çıkartalım bizim esas, pardon, ND filtre, çok özür dilerim ya. Polarize filtre ile yaptık bu çekimleri. Şimdi variable ND filtreyi kullanacağım ben size. O da şu. Şuradan böyle manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bunu ne zaman kullanıyorsunuz biliyor musunuz? Videolarınızı manuel çekmek istediğin zaman kullanıyorsunuz. O yüzden de şimdi bunu çıkartalım. Bunu takalım. Videomuzu manuele getirelim. Manuel ayarlara getirelim. Bir kontrol edelim. Ve şimdi size bir ND filtrini, variable ND filtrinin ne yaptığını göstereyim. İşte sevgili dostlar, bu sayede manuel çekimlerinizde böyle parlak alanlarda istediğiniz gibi buradaki ayarlarınızı oynatmadan, yani diyelim ki 30 fps çekiyorsanız 30 fps'de 60 enstantane kullanacaksınız. Diyelim ki siz işte 6.4 diyafram kullandınız. Belli bir diyaframda net olması için o diyaframı kullanıyorsunuz. Ve bunları oynamak istemiyorsunuz ama parlaklığı buna göre ayarlamak istiyorsunuz. O zaman bu tür filtreleri kullanacaksınız. Daha önce söylediğim gibi zaten UV filtrenizi her halükarda kullanın. Öyle ya da böyle kullanın, çünkü camınızı, yani lensinizin camını her zaman koruyacaktır. O sizin için olmazsa olmaz. Hangi lensi alırsanız alın, mutlaka önce UV filtresini alın. Sonra polarize filtreyi alın. Daha sonra da eğer ki fotoğrafçılığınız doğrultusunda almanız gerekiyorsa da ND filtrelerinizi almaya özen gösterirsiniz. Şimdilik ara veriyoruz. Sonra fotoğraflarımızı bilgisayar başına inceleyeceğiz. Çektiğimiz polarize filtre ile ve polarize filtresiz iki kareye bakacağız şimdi detaylı olarak. Hemen eski hallerine getireyim, çok özür dilerim. Hiçbir düzeltmeye uğramaksızın her iki kareyi öncelikle bir inceleyelim. Bu birinci karemiz. Birinci kare birazcık karanlık çıktığı gibi gözükse de fark edeceğiniz gibi duvardaki detayların ve kardaki detayların son derece keskin olduğunu göreceksiniz. Oysa ikinci kareye geçtiğimizde, filtreyi kullanmadığımız karede, buradaki duvardaki detayların daha az ve karın da daha az detaylı olduğunu göreceksiniz. Şimdi
Bana diyebilirsiniz ki ya abi bunlar posta düzeltilir. Hadi gelin o zaman beraber çalışalım bu düzeltmeye. Ve öncelikle şu resmi düzeltelim. Birinci kareye gelelim. Birinci karede yapmam gereken çok hafif bir şey var. O da birazcık pozlamayı aşağı yukarı şöyle bir %0.53 kadar yükseltmek olacaktır. Ya da bilemediniz 0.65. 0.65'e yükseltirken ne karda ne de duvardaki detaylardan herhangi bir kayba uğruyorum. Şimdi buraya geldiğim zaman burada zaten pozlama yeterince yüksek olduğu için buradaki detayları geri alabilmek için highlight'ı kısmak zorundayım. Ama highlight'ı kıstığım zaman dahi birinci kareye dönersek eğer burada highlight'ı hiç kısmamama rağmen buradaki detayların daha keskin olduğunu göreceksiniz. Bu şeye göre. Şimdi daha bir yakından bakalım. Buradaki duvarlara bir göz atalım. Buradaki duvarın keskinlik detaylarına bakın. Bir de aynı duvarın buradaki keskinlik detaylarına bakın. Burada kayıpsız. Hele kardaki detaylar da aynı şekilde ki daha henüz burada highlight'la hiç oynamadım. Birazcık da highlight'la oynar isem burada pek bir şey fark etmiyor gördüğünüz gibi. Evet. Şöyle highlight'ı da kısarsak şu anda bitsin. O zaman göreceksiniz ki kardaki keskinlik ve detaylar daha da kuvvetli hale gelmiş. Oysa burada ne kadar ben burayı highlight'ı kıssam da aynı neticeyi alamayacaksınız. Şimdi bunları tekrar düzeltelim bakalım. Her iki kareyi de elimizden geldiği kadar düzeltelim. Ne yaptık dedik? Burada highlight'ı kapatmadık. Kapatmayalım. Kontrastımızı az bir şey artıralım. Clarity'mizi çok az bir şeye dokunalım. Şimdi highlight'ımızı şöyle az bir şey kısalım. Shadow'umuzu çok minimal bir şekilde açalım. Brightness'e bakalım yapılacak bir şey var mı? Brightness'e yok canım. Brightness'i de sıfırda tutalım. Ve structure'ı da bir parça %10'lara kadar getirelim. Diğer karede yapacaklarımıza bakalım. Diğer karede highlight'ımızı kıstık. Bir parça o zaman pozlamaya da bir parça dokunalım. Kontrastımıza dokunalım. Shadow'umuza bir parça dokunalım. Burnunda da clarity'yi bir parça oynatalım. Bunu da bir parça daha fazla oynatmak zorundayım ki diğerine ulaşsın diye. Sonra bir daha bakalım tek tek. Şimdi büyütelim her iki resmi de. Düzeltmeleri bitmiş halde. Bu polarize filtre ile olan. Bu da polarize filtresiz olan. Valla sevgili dostlar ben kararı yine de size bırakıyorum. Ama ben tabii ki polarize filtre ile çekilmiş olanın hem detayları hem gökyüzünün bu kadar boş olmasına rağmen mavideki daha derin ve daha tatlı bir mavi yakalaması, kardaki olağanüstü detay yakalayabilmesi bağlamında kesinlikle ben polarize filtreli olanı tercih ederim. Ötekine bir daha bakalım. Tekrar buna dönelim. Evet sevgili dostlar işte polarize filtrenin farkı burada ortaya çıkıyor. Kaldı ki daha böyle bulutlu ortamlarda gökyüzünün çektiğiniz ortamlarda o polarize filtre daha da ortaya çıkar farkı. Sevgili dostlar valla bugünkü içeriğimiz filtrelerle ilgiliydi. UV filtresi, polarize filtre ve ND filtre ki ND filtrelik fotoğraflar bugün yoktu ama ND filtrenin de fotoğrafta kullanıldığı yerler ve zamanlar olacaktır elbette ki. Onları da zaman gelince değineceğiz. Vallahi umarım bu içeriği de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı lütfen ihmal etmeyin. Hala abone değilseniz abone olmanız bu kanalın büyümesinde katkı olacaktır, katkı sağlayacaktır ve beni de mutlu edersiniz. Şimdiden sizlere çok teşekkür ediyorum. Söylenecek bir tek şey kalıyor. Sağlıklı kalın. Huzurlu kalın, hoşça kalın. Ben Erdin Şomaç, fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.